Bu yere Hızır Cansenuku dar zamanda yetişiyor. Hızır fakirin yanında her dakika senin yanında hazırdır. Karda geziyor, nazırdır. Hızır bizim için çok mühim. Çok mühim. Biz kurbanlar kesiyorduk. Kışın cem tutuyorduk köyde ta dağ başında. Ama Hızır eski Hızırlar daha çok güzeldi. Daha çok güzel inanç vardı. Şimdi bilmiyorum yani. Yine Cenab-ı Allah herkesin kalbine göre versin. Sağlık, güzellik, huzur versin. Dar zamanda yetişir o. Hızır bizim dersimde fakirlerin yani bu ayda her zaman yardımcılar dara düştüğü zaman çağırıyorlar. Hızır her zaman ya Hızır mari yardım ki zonu makati konteni. Yani ma zonu hoser ben de Hızır da ama eğer ki kötme tenge var mı ya Hızır mari yardım ki. Hızır her zaman her yerde her zade esto. Ve mari yardım ki onu inşallah sumarik yardım ki onu. Na milleti mari yardım ki onu hakraju. Hızır hazır nazırdır ve darda yetişen dir. Onun için bahardır, yeşilliktir, barıştır, sevgidir ve mutluluktur. Onun için biz burada toplandık. Hızır'ı niyaz edeceğiz ve çağıracağız. O bizim kılavuzumuzdur, yolumuzdur, pirimizdir. Hızır Aleviler için darda kalanlara, zorda kalanlara yardım ediyor. Annemin bir duası vardı Hızır için. Kalktığında bu duayı yapardı. Ya Hızır sen yardım et. Önce kim dardaysa, kim doğrudaysa, zordaysa onlara yardım et. Hayvanlara, yaşlılara, gençlere, çocuklara, herkese, her şeye yardım et. Sonra da bize yardım et derdi. Hızır darda kalanlara, zorda kalanlara yardımcı olur. Kim dardaysa, kim zordaysa Hızır onlara yardım etsin. Hızır... Bizim Hızır'ımız insandır. Her daim insan olaraktan bizlere yardımcı olur. Eyvallah. Birlik, beraberlik, ondan sonra saygı ve sevgi demektir. Hızır demek böyle bir dakikada anlatmayla bitmez. Alevlerin inancıdır, kutsal. Hızır'a kurban olalım, ne yapalım Hızır'a? Ya Hızır bizim için ne ifade ediyor? Hani gelenekselleşmiş bir kültür, atalarımızdan kalan bir inanç. Bir şekilde onu tekrardan yerine getirmeye geldik ne diyebiliriz. Söylenecek çok şey var ama böyle kısa sürede... Ya Hızır, Hızır bir umuttu. Darda duranın yanındadır. Ya Hızır. Yani biz kendimizi Hızır'da buluruz. Şimdi Hızır Anadolu'da farklı anılıyor ama Dersim coğrafyasında farklı anılıyor. Dersim'de Hızır ayıdır. Hızır ayı 4 hafta sürüyor. Her hafta sağlığı çarşamba ve perşembe günü oruç tutuluyor. Perşembe akşamları niyaz dağıtılıyor, kurbanlar kesiliyor, cem tutuluyor. Bütün köyde ise köy bir araya geliyor. Herkes birbirinden razı oluyor. Herkes lokmasını getiriyor. Cemden sonra lokmalar dağılıyor. Ondan sonra eğer birisi küsmüşse onu barıştırmak zorundalar. Yani pir onu barıştırmadan orada çıkamaz. O cem tutulmaz. Herkes birbirinden razı olur. Bu arada bu 4 hafta niye sürüyor? 4 hafta Dersim coğrafyasında Hızır ayıdır. Çeledir, çele. Yani kışın en soğuk zamanıdır. Dervişler gider, bir kenara oturur, orada efendim, yemek de doğru yemezler, oruç tutarlar, 40 gün çeleye yatarlar, dua ederler. Hem kendi toplumu için, hem kendi toplumu için, hem de bütün dünya insanları için, barış için, iyilik için, doğruluk için, güzellik için, hak ve hakikat için dua ederler. Hızır ayı bizim için çok önemlidir. Hızır ayı Dersim'de her köyün önünde su akıyorsa orada Hızır Gölü vardır. Bir eğer kötü bir yol varsa orada Hızır geçidi vardır. Efendim Gabani Hızır'ı, Mekani Hızır'ı, Gol-i Hızır'ı böyle Hızır bizim için çok önemlidir. Yani kimiler derler ki Hızır'ın işte Hızır Ali'dir. Hızır efendim ermiştir yani. Ama Anadolu'da farklı anıldığı için mesela o bir gün tutarlar, bir hafta tutarlar ama bizde 4 haftadır. Sma was war ve nak roza Hızır pörner khair biyar rinde biyar.